Çok değerli başkanlarım, çok değerli dava arkadaşlarım, siz değerli basın mensupları, sizlerin şahsınızda öncelikle Sinoplu tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Güzel bir günde Sinop'umuzdayız. Türkiye tabi bir referandum zemininde dalga dalga zihinlerini bulandırılmaya çalışıldığı bir noktada Demokrat Parti olarak geçmişimizin ortaya koyduğu irade ve ruhla bugün Türkiye'nin önünde bir büyük vazife yapmak, bir tarihi vazife yapmak adına il il hem teşkilatlarımızla buluşarak hem vatandaşlarımızla buluşarak kendi durduğumuz noktadan ölçülerimizle, prensiplerimizle, değerlerimizle, ideallerimizle bugün Türkiye'nin yaşadığı bu anayasa değişikliği sürecinin milletimize neler getiriyor, neler götürüyor, bütün bunları paylaşmaya gayret ediyoruz. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı daha çok hukuktur, daha çok demokrasidir. Bu ihtiyaç ortadayken bölgemizde, tarihimizde yaşamadığımız meydan okumalarla karşı karşıyayken terör örgütleriyle komşu olur hale gelmiş, Güney hattında bir tarafta Sovyet Rusya, diğer tarafta Birleşik Devletler, onların keşif gücü hüviyetiyle Barzani'nin, PKK'nın ve uzantısı PYD'nin öncülüğünde bölgeye yeni bir şekil verilirken Türkiye'nin elbette kendi siyasetine, kendi anayasal çerçevesine bambaşka bir derinlik katma mecburiyeti var. Bunun üzerine 15 Temmuz gibi tarihimizde kara günler, kara aylar olarak ifade ettiğimiz darbeleri yaşamış bir geleneğin içerisinden gelerek bunu ifade ediyoruz. 27 Mayıs'ları, 12 Mart'ları, 12 Eylül'leri, 28 Şubat'ları. Bugün iktidarıyla, muhalefetiyle son 15 yıllık siyasetimizde derinleşen kutuplaşma iklimini ilk defa iktidarıyla, muhalefetiyle bir ortak paydada buluşabilme imkanı varken bugün iktidar sahiplerinin, AKP iktidarının Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak bu zemini olumlu bir şekilde Türkiye'nin biriktirdiği tarihsel meseleler, iktisadi problemler, sosyal ve siyasi problemleri bu ortaya çıkmış enerjiyle herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi ortaya çıkarabilmek imkanı varken yeniden bu kutuplaşmanın daha da derinleşeceği bir anayasa değişikliği teklifiyle Türkiye'de bölünmeyi daha da derinleştirdikleri bir teşebbüsle karşı karşıyayız. Deyim yerindeyse bu anayasa değişikliği teklifi Türkiye'yi tarihi geriye akıtırcasına bundan 140 sene evvel mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçmiş Cumhuriyet, çok partili siyasi hayat ve bugün dünyanın geldiği noktada müzakereci, katılımcı demokrasi modelleri dediğimiz modelleri basınıyla, sivil toplumuyla denetleyecek pek farklı mekanizmaları devreye sokmamız gerekirken maalesef bugün bir kişinin nefsinde tüm kuvvetleri toplayalım, gayretleri içerisinde Türkiye'nin bir beka sorunu vardır diyerek Türkiye'nin gündemine bir anayasa değişikliği teklifini soktular. İşte 16 Nisan Türkiye'nin bu manada ikliminin değişmesi için önemli bir manivelladır. Ya Türkiye üst üste siyasi olarak, ekonomik olarak, toplumsal olarak lig düşecek ya da kaldığı yerden tarihi yürüyüşüne devam edecek, kendi insanlarını, doğduğu topraklarda geleceğini arayabilen insanlar olarak sadece üreten bir Türkiye değil, aynı zamanda yurt dışından refah transfer eden bir ülke olarak yeniden kodlanacağı önümüzde bir tarihi zaman dilimi var. Bir büyük düşünürün güzel bir sözü var. Toplumlar diyor kendilerine doğru soruları sormalı. Eğer doğru soruları sormazsa milletler küçük sorunlar büyür, büyük sorunlar kronikleşir. Bugün Türkiye'nin yaşadığı budur. Bugün Türkiye gerçek gündemini konuşamaz haldedir. Bu bugün geçerli parlamenter demokratik modelimizin zaaflarını da yok varsaydığımız manasına gelmesin. İfade ettiğim gibi Türkiye'nin daha fazla demokrasi arayışı olduğu noktada yeniden 7 Haziran'a 1 Kasım seçimlerinde seçim beyannamelerimizde ifade ettiğimiz gibi demokrasi açığımızı tek adam rejimiyle kapatamazsınız. Demokrasi açığınızı evrensel değerler, Türk demokrasisinin olgunlaşmış tarihi tecrübesiyle beraber bu toplumun demokratik ve hukuki kanallara meselelerini aktarabileceği mekanizmaları daha da işler hale getirerek geçerlebilirsiniz. Vilayetlerin hem de müteselsizle Türkiye'nin meselelerini maalesef
Büyük Millet Meclisi'nde yeteri kadar karşılık bulamadığını hep beraber şahit oluyoruz. Bütün bu tarif etmeye çalıştığım sıkıntıların içerisinde Türkiye'nin kendisine yeni bir boyut, yeni bir derinlik katma mecburiyeti var. Bunu da yapacak olan siyaset. Sitesine göre şekil almak, şekillendirilmek istenmektedir. Ama iktidar sahiplerinin ve Sayın Bahçeli'nin koltuklarının bekası sorunu olduğu ortadadır. Bu anlayış içerisinde inşallah Türkiye'ye dayatılan bu parti devletini, yargının siyasallaşmasını, hakimiyetin kayıtsız şartsız bir kişinin olmak noktasını indirgenmek istenmesini, yeniden hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olacağı bir düzeni yerleştirmek adına millet önünde bu fikirlerimizi paylaşıyoruz. Kamuoyunda referandumda bir paket halinde torba davalar, torba yasalar gibi bir torba referandumla karşı karşıyayız. Fiilen topluma siyasetin kapatılacağı, meclise karşı sorumluluğu olan bakanların telefonlarına cevap vermediği iktidar milletvekillerinin bugün bulunduğu noktada demokrasilerin kalp yağı, kalbinin attığı yer parlamentolardır. Parlamentoyu sembolik, gazi meclis sembolik bir noktaya indirgeme teşebbüsüdür. O nedenle Türkiye'nin ihtiyacı ifade ettiğimiz gibi bir kişinin uhdesinde, bir kişinin nefsinde, kuvvetlerin uyumu adı altında, yerli ve milli diyerek, hani her yerde paylaşıyorum, güzel bir Anadolu sözümüz var, bal bal demekle ağız tatlanmaz diye. Yerli ve milli demekle de bu sistemin adı yerli ve milli olmaz. Siyaset bilimi eğitimi almış birisi olarak söylüyorum, dünyada genel geçer, evrensel değerlerle baktığınızda parlamento demokratik modellerde katı kuvvetler ayrılığı üzerine dayanan başkanlık modelleri de meşrudur. Ama bugün Türkiye'ye dayatılan bir başkanlık modeli değildir. Menderes'te, Demirel'de, Özal'da başkanlık istediği gibi bir yalan propagandayla insanlarımızın zihinleri bulansın istiyorlar. Ama açık yürekle söylüyorum, tek parti döneminde milli şefliğe itiraz etmiş bir partinin 50-60 döneminde böyle bir tartışması yok. Biraz evvel ölçüyü ifade ettim. Rahmetli Özal'ın samimi niyetlerle Türkiye'de yargının ideolojik sahiplerle özellikle yüksek idari yargının bir takım yürütmenin tasarrufları ile ilgili engelleyici bariyerler örmesi dolayısıyla zaman zaman hem rahmetli Özal'ın hem rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel'in bu talebi olmuştur. Ama onlar tek adam rejimi istemediler. Başkanlık sistemi istemiyor. Bir tarafta deniyor ki meclis kendisini feshederse Cumhurbaşkanı da feshetmiş olacak. Cumhurbaşkanı kendisini feshederse meclis de feshetmiş olacak. Cumhurbaşkanı tek bir kararla meclisi feshedebilecek. Meclis 5-3 çoğunlukla ancak seçime götürebilecek. Silahların eşitliği dediğimiz hukuki bir tabirdir, siyasi bir tabirdir. Burada bu eşitliği göremiyoruz. Bugün evet kampanyası zaten devlet imkanlarıyla yapılan, devletin yaptığı, adeta hayır kampanyası yürütenlerin devletle yarıştığı, hayır kampanyası yapanların her zaman olduğu gibi millet önünde milletin iman gücüyle mücadele ettiği bir süreç var. Sırf kamu kaynaklarıyla hayatları Hazreti Ömer'in adaletinden bahsetmekle geçmiş, devletin işi oldu mu devletin mumunu, kendi işi oldu mu kendi mumunu yakan adalet timsali, kenarı Dicle'de bir kurt kapsa koyunu gelirdi ilahi adaletten ondan sorar, Ömer'den sorar onu diyerek propaganda yapıyorsunuz. Bugün geldiğiniz noktada devletin bütün imkanlarıyla bir kampanya yürütüyorsunuz. Sırf bu nedenler bile bu anayasa değişikliği teklifine hayır verilebilir, verilmelidir. Bugün bütün zorlamalara, bütün korku iklimine rağmen inancım korkunun değil umudun kazanacağıdır. Korkutulan, sindirilen kitlelerin önünde siyasetçiler olarak memleketine dair endişeler yaşayan, geleceğimizle ilgili endişeler yaşayan bir kürsüden ifade edeceğimiz düşüncelerle milletimizi cesaretlendirmektir, onun yolunu açmaktır. İnşallah 16 Nisan'la beraber Türkiye'nin derin bir nefes alarak bu iklimi değiştirerek tarihi yürüyüşüne kaldığı yerden
devam eder, umudumuzu koruyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.